işin var senin burada? Bir şey mi oldu Zeynep'e? Müsaade eder misiniz öğretmen hanım? Ailevi bir meseleyi konuşuyoruz. Bay Kara meselesi. İstersen beni uğurlarken ver cevabını. Beni bekle, geliyorum. Ortak olalım Ömer. Ailemiz bir araya gelsin. Eski hesaplar kapansın. Anlıyorum. Kadın evine girip çıkmaya başlamış. Sen de gönlünü kaptırmışsın. Hop hop. Böyle evine girmiş çıkmış falan dikkat et. Elif Hoca sadece Zeynep için canını dişine takıyor. Ben de ona destek oluyorum, o kadar. Reklamını da cümle aleme yapıyor ama senin yardımlarını boşa çıkarıyor. Ne diyorsun sen yine, saçma sapan? Macide Volkan'ın yerini onun öğretmen arkadaşından öğrendi. Ya bir konuştuklarımızı ikimizden başka kimse bilmeyecek. Bana bak, sıkışmış durumdasın. Eğer beni durdurmak için taktik yapıyorsan, bil ki boşanma ilamı gelene kadar durmayacağım. Volkan boşanmaya ikna olduğu gün Zeynep ailemizden gidecek ve Bay Karalar yeniden bir olacak. Anlaştık mı? Bak, Zeynep için abin sana elini uzatıyor. Şöyle ki, Zeynep bir daha Volkan'la kaçmayacak, karşılığında biz de kaçmayacağız. Sen yine Zeynep'le ders yapabileceksin. Biliyorsun ki Zeynep'te ders yapma isteği bırakmadılar. Elif, biz seninle ne anlaştık? Sen Zeynep'le ilgileneceksin, bana da müsaade et. Ben de o zamana kadar bu şartlarla ilgileneyim, lütfen. Neymiş o şartlar? Ailevi bir mesele. Anladım. Sen şimdi bu evin hanımı olacaksın ha? Oğlunuza nasıl olacağını konuştuk. Konuşmuşsundur sen tabii. Ayarlamışsındır onu. Az sinsi değilsin. Macide Hanım. Artık bana hakaret edip durmayın. Ne dedi size oğlunuz? Bana bak. Siz bana bakın. Benden daha ne istiyorsunuz ya? Hayatımdan, ailemden vazgeçtim ben. Vazgeçeceksin. Şu halinden de vazgeçeceksin. Senin üstünü, başını, saçını falan bize uygun hale getireceğiz. Umurumda değil benim öyle şeyler. Ha, yapmayacağım diyorsun yani. İki gün yalandan iyi oldun. Şimdi yine Emir, yine Elif. Hayır. Umurumda değil diyorum. Ne istiyorsanız yaparsınız. İyi. Senden yeni bir Zeynep yaratmaya çalışalım bakalım. Nasıl olacaksa artık. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın Emir? Her şeyden vaz mı geçeceksin? Zahit baba, benim bir şeyden vazgeçtiğim yok. Bak bir tek kız için eğer yolundan dönersen sonra buradaki diğer kızlar ne olacak? Bir kız değil, adı Zeynep. Eğer ben onu arkamda bırakırsam onları nasıl yendim derim. Bir tek Zeynep'in onuru bile bütün Sarpçan'ın üzerine gölge düşmesine yeter. Emir, onun kurtuluşu bütün gençlerin hayatını etkileyecek. Bunu niye anlamıyorsun, niye görmüyorsun? Ekrem'in Sarpçası'nda gençlerin hayatı değişse ne olur? Bak eğer sen teslim olursan... Ben teslim olmayacağım, teslim olduğum yok. Yine benim istediğim gibi olacak. Eğer ortak olursak benim dediğim yolda yürümek zorundalar. Onlar öyle değişir mi? Bak sen aksın, onlar kara. Sen onları beyazlatacağım diye uğraşıyorsun. Onlar seni karartacak, kirletecek. Eğer dediklerini yapacaklarsa onlarla ortak olacağım. Kararım kesin. Baban? Babam şartlar her ne olursa olsun kendi doğrularına inanan adamdı.
Eğer şartlar değişince ben kirleniyorsam, o zaman ben babamın oğlu değilim. Çok sağ ol, beni de bıraktın. Seni de kaçırmış oldum ya, neyse. Ya ne yapayım, söyleseydim bırakmazdı Emir. Zeynep eve dönmüş. Sen o yüzden bu kadar kötüsün değil mi? Yani konuştum, tekrar derslere dönmesi için ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Ya benim bir hocam vardı, benimle çok ilgilenirdi üniversitedeyken. Sen üniversite okudun mu? Okudum ya. Dinle, yani o zaman da biraz çatlaktım ama ya şimdiki kadar bu kadar karışmamıştı her şey. Neyse, ben böyle bir iki ödev veremedim. Bu bana bir küstü. Bütün sene uğraştım gözüne girmek için. Sonra? Sonra bölüm birincisi oldum. Yani ben şimdi bir de bu haldeyken Zeynep'e küseyim mi? Varlığında değil de yokluğunda bazı şeylerin değerini daha çok anlarsın. Sağlığında, paranında, dostluğunda, yokluğunda değeri daha çok anlaşılır. Bir dakika, bir dakika. O çanta ne? Temizlerin orada asılıydı. Ben de taktım. Ne var? Benim çantamı. Ver çantamı. Ben de ne yapayım? Okula laylon poşetle mi gideyim? Senin o mağdur ayaklarını yemem ben yalnız. Kolpacı. Ya bir ucuz çanta için çıkardığın agresifliğe bak. Ver şu çantamı be. Vermiyorum. Ver. Ne yap? Ya ver şu çantamı ya. Kızım. Ay, ne vermiyorum? Ne bu bağırış çağırış? Emir abim bahçede. Bak şimdi girerse duyacak. Ama anne. Ya çantamı izinsiz almış. Al bu çantanı. Kızım. Kendinize gelin ama. Bak şimdi ne yapıyorum o çantayı sana. Sen ne yapıyorsun benim eşyalarıma? Ay bir de şu hale bak. Bir tane de yalandan kitap koymuş içine. Güya okula mı gidiyor, defileye mi artık bilmiyorum. Sana ne be çavur? Ah kızlar yeter artık. Bu kızım var. Kendinize gelin efendim. Ne diyeceksin şimdi Emir abine? Kaç senelik saatler. İçlerinde baba yadigarı olanlar da var. Vallahi bu kadar sinirin sonucu bu Esmoş'um. Sen bir tedavi gör aşk kokuşkum. Vallahi. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Elimde kalırsın yemin ediyorum. Canım benim, bırak sen fidan toplar. Fidan, Şükran da bir kahve yapsın bize. Tabii Volkan Bey. Zeynep. Sen bu evin hanımısın güzelim, gel buraya. Bırak işte, alışmış demek ki. Toplasın. İyi hadi kalk sen de yardım et o zaman. Hep beraber toplayın. Kalk hadi. Ay hiç bileceğim yoktu. Ayıp olmuyor mu Volkancığım? Bu kenarın Dilberi hanımınla beni aynı kefeye koyuyorsun. Sen o ağzından çıkana bir dikkat et önce de. Anne ne zaman lafını bildi ki? Benim için sorun yok. Ben Fidan'a yardım ederim. Aa, tamam işte bak, sorun yokmuş. Arkadaşına yardım etsin değil mi? Anne hayır dedim. Ben de evet dedim. Anne uzatma bak şunu. Zeynep topla şu masayı. Al, toplandı masam. Bu kız senin hizmetçin değil. Adı Zeynep Baykara. Benim karım bu evin hanımı. Bu evin bir tane hanımı var. O da benim. İşte o senin devir bitiyor galiba artık. Volkancığım, birileri masayı toplar, toplamaz, laf söyler, söylemez. Ama bu evde benim devrim değişmez. Anladın mı? Değişmez.
Nereden geldin sen ya? Esma, sen yemin ediyorum benim elimi tut. Esma! Elimi tut. Yeter. Genç kızlar aralarında tartışıyorlar işte. Biraz sonra öpüşüp barışacaklar. Anne ben ölürüm de barışmam bununla. Emir abim, ben kendi adıma senden çok özür dilerim. Büyüklük yine bende kalsın. Nedir bu rezillik? Evet bir açıklama bekliyorum. Demek ki biz ne demek istediğimizi, ne düşündüğümüzü evimizin kızına anlatamamışız. Emir abi niye öyle diyorsun ya bir tane saat için? Şişt. Demek bir saat. Fatma abla, evdeki bütün saatleri kaldıralım. Kız helal olsun yine yaptın yapacağını. Baba beni çağırmışsın. Ha, gel Volkan. Bir işimiz var, beraber gideceğiz. O ben hiçbir yere gelmeyeyim. Ben evde olmazsam annem Zeynep'i parçalar. Sen daha yenisin, bilmezsin. Onlar gelinle kaynana. Sen araya girersen mesele büyür. Ya bir baksana sen şu an normal kaynanalara benziyor mu bu? Neler dedi kıza, duydun mu? Duydum. Elbette. Senin eşin bu evin hanımı olacak. Ama haklı o kızdan hanım olmaz. Baba sen de Zeynep'i gömeceksin. Ben hiç almayayım. Hayır. Seninle baba oğul bir konuşmak istiyorum. Biz senle baba oğul konuşacağız. Evet, gidelim bir yere oturalım, sohbet edelim. Stratejimizi konuşalım, emiri nasıl alt edeceğiz bakalım. Sonra zaten toplantı var, beraber gideriz. Sen iyi misin ya? Senin ateşin falan mı çıktı? Volkan, tamam. Zeynep meselesi senin istediğin şekilde bitti. Artık yeter. Sırt sırta verelim, işimize, ailemize bakalım. Günaydın hocam. Hoş geldin. Zeynep'i kendine getirecek bir haberim var. Neymiş? İl çapındaki matematik yarışması. Zeynep ilçe şampiyonu olarak girecek. Ne zaman? Tarih çok yakın. O yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Belki sen Zeynep'le konuşursan ikna olur. Ben konuşmayacağım. Ama ikna olacak. Boş dersin var mı bugün? Bugün ilk iki saatim boş. Seninle konuşayım diye erken geldim. Çok güzel. Zeynep o yarışmaya girecek. Merak etme. Ya dur. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Bunun sende ne işi var? Düşürdün. Ben de kimse görmesin diye aldım. İşte adam kurtardım. Mum abimden kurtaramadım. Neyse sağ ol. Bir önemi kalmadı. Ay nasıl ya? Bence çok önemli. Yani Esma seni tanısa... Bakma öyle, ben ne zamandır biliyorum zaten. Fidan! Şükürler olsun buradasın. Yani artık daha da gelmeseydin... ...ya ölecektim ya öldürecektim artık. Ya geldim de... İyi ki geldin. O manyak abinden de randevu istiyorum. Kendisini MR'lık döveceğim. Tamam, yürüyün içeri hadi. Hadi gidin. Günaydın Doğu. Konuşmadan önce adımı doğru mu söylesen? Tamam, niye okuyorum ben bunların hepsini? Ne diyorsun? Yani Azerbaycan'daki inşaat kurtulacak gibi. Gibi ne demek? Net konuş, net. Yuvarlak laflarla iş yapılmaz. Ya şöyle ya. Kendine gel, kimle oturduğumu unuttum. Ekrem Baykar'sın sen. Azarlayınca bir iyi geldi. Haklısın. Bazen sabırsızlanıyorum. Üstüne fazla geliyorum. Ama işin bir kısmının başına senin geçmeni istiyorum o yüzden. Baba, bu kadar derdim var. Benimle evlenecek vakit mi buldun kendine? Bir şartla. Hı. Bence sen böyle net ol. Ne şartı söyle. Kendine çeki düzen vereceksin. Öyle deli deli hareketler yapmak, etrafa saldırmak yok.
Emir üstümüze geliyor. Yalnız başa çıkamam. Sana ihtiyacım var. Anlamadım. Oğluma ihtiyacım var. Bana? Evet. Hadi bakalım. Bak şunlara bak. İşte buradasın. Aa, sen de öğrendin mi yerlerimi? Bu ne? Sana. Bana mı? Elif ne yaptın ya? Ya bakar mısın? Çok güzelmiş. Ne gerek vardı? Eyvallah, sağ olasın. Güle güle giy. Sağ ol. Belkıs, ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Yok yok, istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Bir doktorla konuşsan. Yok yok, hiç gerek yok, istemiyorum. Ben iyiyim böyle, çok iyiyim. Böyle gerçeklerden uzak olmak daha iyi benim için. Neyse, ben okula döneyim. Belkıs kaçmış. Kaç yaşında benim de payım oldu. Yapacak bir şey yok. Sen benim arkamdan iş çevirmeye bayılıyorsun. Sen mi, ben mi? Zeynep'i ikna edebildin mi? Uğraşıyorum. Sen... Neyse. Üstüme vazife değil. Anlamıyorum. Bir de bana deli diyorlar. Haklısın. Ne diyeyim? Ne oldu ya? Niye sarsıldı senin güvenin böyle? Ne? Hayır, enteresan olan Elif'te de aynı tedirgin bakış. Sen beni bırak, sen iyi misin? Göremedim, işe güce konsantre olamadım. İyiyim ben, iyiyim, merak etme. Bak sana ne göstereceğim, bak. Ta 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 tam. Nasıl? Elif almış sağ olsun. Güzel. Of, ben evlere sığamam Emir. Sığamam, sığamıyorum biliyorsun. O yüzden bana gel kal, sana bir yer yapalım falan deme, ne olur. Bir daha o adamın evine gitmeni istemiyorum, o kadar. Ben o adamın evine gitmedim. Gitmedim, gitmem. Gitmem, öldürsen gitmem. Zeynep'e gittim ben. Biliyorum. Bak bakayım bana. Sen bu hikayenin tamamını anlatmadın bana, biliyorsun değil mi? Boş ver ya, anlatmayayım, boş ver. Önemli. Of, çok sıkıldım ben şu an ya. Osur osur zaten içime fenalık geldi. Bak şurada bir tane ev var. Bir sürü ihtiyacı var. Oraya doğru yürüyelim mi biraz? Tamam, hadi. Seninle matematik yarışmasını konuşmak için geldim. Elif'i de çağırdım ama gelmedi. Onun seninle konuşacak bir şey yokmuş. Zeynep, artık bizim okulda kayıtlı olmadığın için okulu temsilen yeni birini seçeceğiz. Fakat sen de ilçe birincisi olduğun için yarışmanın il çapındaki kısmına katılabiliyorsun. Yok. Ben katılmayacağım hocam. Yazık. Gerçekten Elif'in emekleri boşa gitmiş. Zeynep bu evde olduktan sonra İstediği gibi ders çalışabilir aslında, öyle değil mi? Hayır. Ben istemiyorum. Teşekkür ederim hocam. Peki Zeynep. Levent hocam, Elif Hanım artık sizi mi ön saflara sürmeye başladı? Bence aldanmayın ona. Tam tersi. Elif Hoca zaten gitme, Zeynep ikna olmaz demişti. İlk kez aynı fikirdeyiz demek ki kendisiyle. Bir ay değil mi bu? Senin sürekli çalıştığın şirketin sahipleri. Yanındaki de Çetin Bey. Hem kocası hem ortağı.
Emir'le ne işi var bunların? Hayrımıza bir şey yaramadı muhakkak. Evet, ben lafı uzatmayı sevmem. Kararınızı hemen öğrenmek istiyorum. Yalnız şartınız çok ağır Emir Bey. Benim verdiğim teklifle zaten zararınızı karşılıyorsunuz. Emir Bey, yalnız mesele sadece maddi değil. Evet, onlarla manevi bağınız varsa zaten konuşmayalım. Yok, öyle bir şey değil. Bakın, benim duruşum belli. Aktaş Mahallesi'nin projesinin büyüklüğünü biliyorsunuz. Ama onlarla çalışan bir firmayla ben çalışamam. Yani prensip meselesi. Ama şu anda ilişkimizi kesersek Ekrem Bey çok zor durumda kalır. Bu da bizim iş ahlakımıza yakışmaz yani. Bence de. Baba. Nereye? Baba dur. Yardıma ihtiyacın var demedim mi? Böyle yok, otur. Baba, bir konuşacağım. Dur. Merhaba. Sen ne yapıyorsun ya? Bunlarla mı ilişkinizi kesemiyorsunuz? O ağzını topla, bunlar ne oluyor? Volkan Bey lütfen. Siz de arkadan iş mi çeviriyorsunuz? Volkan yapma. Yap. Sana diyorum sana. Neydi adın, Suna mıydı, kurnaz mısın sen? Ben daha fazla hakaret dinleyemeyeceğim yalnız. Emir Bey, siz çok haklıymışsınız gerçekten. Suna Hanım, daha sonra görüşelim mi? Oğlunuz daha sonra görüşecek hiçbir şey bırakmadı maalesef. Çetin Bey. Hayır Ekrem Bey. Emir Bey, biz de daha sonra dönüş yapacağız. Ama bu olumlu olacak. Şahane. İyi günler. İyi günler. Tamam, sen de yeter artık. Yarım saattir tepemde bağırıyorsun. Zaten bir bildiğin de yok. Sen ne biliyorsun? Zor zor. Senin bu evlatla işin zor. Olmaz. Volkan, yürü gidelim. Ben senin bu ağır karizma hallerinden çok sıkıldım ha. Sen bela mısın bizim başımıza? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sen sürekli bunu yanında gezdir. Sayesinde seni batırmamı kolaylaştırıyor. Ha, bu arada hesabınızı sakın ödemeyin. Ben hallederim. Büyük iyilik yaptınız bana. Bak, benim canımı sıkma. Senin cezanı benden vermemi bekleme. Bak, baban orada. Söyle, o versin. Hadi. Delirteceksin sen beni. Sen beni delirteceksin. Böyle mi davranacaksın? Ne yapalım, dükkanı dağıtalım. Ateşe mi verelim? Veya koş yakala Emir'i öldür. Sana burada fiske bile vurmaya tenezzül etmeyen adamla kavga etmeye çalış. Buyur. Hadi kalk, şu üstünü başını bir değiştirelim senin konuştuğumuz gibi. Kocan bile hanım diyor sana, baksana. Sen yoksa benim oğlumu bana karşı kışkırtıyor musun alttan alta, ha? Okula doğrayacağız. Şu Elif Hoca'nın gene bir planları var herhalde. Bir gösterelim kendimizi hadi. Niye gösterelim ki Macide Hanım? Elif Hoca benden vazgeçmiş zaten. Duydunuz siz de. Ama haklı da. Ben direnemedim. Pes ettim. Nereden çıktı şimdi gene bu direnmek mirenmek? İşte söylüyorum size. Yapamadım diyorum. Sevinin. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Hocam, ne yaptılar sana Zeynep? Merhaba Zeynep. Hiç inme, dersim var, ona yetişmem lazım. Sakın sarılma Elif, onun iyiliği için. Macide Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hep bizim ev basılıyor. Ben de bir gideyim okulumuzu göreyim istedim. Çok teşekkür ederim. İyi etmişsiniz. Müdür Bey, biz 10 kişilik daha burs ayarlayalım. Siz okul, aile durumlarına göre bakın. Sonra Süheyla Baykar'a burs listesini bize gönderirsiniz, olur mu? Tabii, buyurun odamda konuşalım. Buyurun. Sen önce okuyan öğrencileri okuldan al. Ondan sonra yalandan burs dağıt. Efendim hocam? Yok bir şey. Sen bunları dağıtabilirsin arkadaşlarına. Tamamdır.
Kalk hadi kalk. Oturduk kaldık senin yüzünden burada. Mekanın sahibi biziz ya. Tamam otur. Ben ne diyorum? Sen ne yapıyorsun? Baba şurada oturduk, yarım adım attık birbirimize. Allah aşkına hemen başlama. Ciddi değil miydin sen? Ben ciddiyim de sen öyle misin acaba? O beni günlerce odaya kapattı. Ben oradan da kinliyim ona. Bravo. Bir de gitmiş. Ortak olduğumuz şirkete olta atmış. Biliyorsun fena ayar oluyorum satışa getirilmeye. Ayar olarak mı iş yapacaksınız Volkan Bey? Baba, bu Suna Hanımların oğlu Kerem var. O da ben gibidir. İyi de anlaşırız çocukla. Bırak bu işi ben halledeyim. Olmaz. Bu iş çok büyük. Onları kaybedemeyiz. Böyle bir şey kaldıramayız. Bana güvenmiyorsan neden ihtiyacım vardı? Güvenmediğimden değil. Ne o zaman baba? Madem bundan sonra birlikte yürüyeceğiz, bana güveneceksin. Ben halledeyim bu işi, bırak. Peki, sen hallet. Kılımı bile kıpırdatmayacağım. Halledeceğim. Ah Macide Hanım, çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı, zahmet etmişsiniz. Aşk olsun, ne zahmeti. Size ne kadar teşekkür etsem az. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. İşte o sizin doğru olduğunu düşündüğünüz şeylerle ilgili hususi görüşmek istiyorum. Bizim bu ara sınav haftamız. Dolayısıyla bayağı bir yoğunuz. O zaman yoğunluğunuz geçtikten sonra sizden bir telefon bekliyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ne istiyormuş senden? Ya bir öğrencinin velisi bana teşekkür etmek istemiş. O da iletmek için hani gelmiş filan. Ama günün sonunda kadının okulda hiçbir derdi yok yani, alakası yok. O yüzden ne diyorsun anlamıyorum. Vallahi ben de anlamadım ki. Yani öyle gelmiş işte, ben de saldım gittim. Hocam. Ne yaptın? Başvuru işi tamam mı? Şimdi onu inceliyorum. Merak etme, bir şekilde çözeceğiz. Zeynep yarışmaya katılacak. Ne oldu yine dalmışsın öyle Hülyalara? Sen artık buraya ait değilsin. Hadi bin arabaya. Beni çağırmışsınız. Gel. Zeynep için bir şeyler düşüneceğiz. Hocam yapabileceğim bir şey varsa yaparım. E hadi o zaman, arkadaşların dışarıda bekliyor. Hocam beni onların arasına göndermeyin. Yani sabrım tükeniyor artık. Peki o zaman Doğukan. Yani sen bilirsin. O zaman haber veririm. Tamam. Hocam. Hocam. Hocam benim sizinle konuşmam lazım. Ben de Zeynep için bir şeyler yapmak istiyorum. Daha seninle yaptığın şeylerin sonuçlarını konuşamadık biliyorsun. Hocam ben ne yaptımsa yaptım. Özrümü de diledim, dersimi de aldım. Ama artık Zeynep için bir şeyler yapayım bari lütfen. Neden yardım etmek istediğini söyle. Hemen katıl ekibe. Hocam hatırlatırım. O Macide cazası benim annemi öldürüyordu. Zeynep'in artık gözünü açması şart. Bu baykaraların hepsi insafsız çıktı. Hepsi derken? Diyelim ki yarın öbür gün. Emir'le Ekrem yeniden barıştılar. O zaman biz ne yaparız? Nereden çıktı ki o şimdi? Olmaz öyle bir şey. Ben dün gece öyle duydum ama. Sait amcayla Emir abi tartışıyorlardı. Sait amca Ekrem'le asla ortak olamazsın dedi. Emir abi de kararım kesin dedi ona. Dönüyorsun. Hocam bana güvenmiyor musunuz ya? Macide Hanım'ın elinden seni zar zor aldık. Okula yeni döndün, tehlikeye atamam şu anda, hadi. Tamam, ben her şeyi anlatırım sana. Tamam hocam. Hocam bu arkadaş da böyle zorla peşimize takılıp buraya kadar geldi. Gidecek herhalde diye düşünüyorum. Gitmeyecek. Nasıl ya? Evet. Hocam ne yapacağız? Matematik çalışacağız. Eylem konuşma falan yok mu? Yok. Ya dersle ilgili olmasaydı iyiydi ya. Dur be kardeşim ya. Nasıl yapacağız hocam?
ona kaybettiğini anımsatarak. Siz çalışıp sınava gireceksiniz, yanınıza bir iki arkadaşınızı da alacaksınız. Zeynep'in bu matematik yarışmasına girmesini sağlayacağız yani. Evet. Siz ikiniz de artık düşmanla bırakın. Bu işte birliktesiniz. Sizin birlikte çalıştığınızı ve ondan vazgeçtiğinizi görmeli. Kaçırsak falan daha kolaydı. Hocam, Arda ilk yarışmada da böyle bir ters psikoloji yapmıştı. Kazanamazsın diye sarmıştı. Şimdi de katılamazsın diye sararsın. Hocam peki Zeynep'in bizi görmesini nasıl sağlayacağız? Aa tamam, tamam o iş bende. Ben Zeynep'e diyeceğim ki annemi görmen lazım. Hemen Emir abinin evine gel, o da bizi görecek o arada. Nasıl? Esma ara sen Emir abini. Hocam siz arasanız. Sen ara, biz konuşmaya devam edelim burada. Dinliyorum. Alo Emir abi. Biz Zeynep için bir şeyler planlıyorduk da. Evet. Şey diyecektim. Bizim evde matematik dersi yapacağız da onun için izin alacaktım ben senden. Elif hocanızın haberi var mı? Evet evet. O da burada yanımızda zaten. Bizim başımızda duruyor. Peki o niye ara? Neyse tamam yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir de Emir abi ben şey... Tamam mısınız? Tamam. Hemen denemeye başlasın o zaman. Tabii Macide Hanım. Önden bir iki elbise giysin sonra devam ederiz. Tabii Macide Hanım. Sizin bir renk tercihiniz var mı? Yok, onun bir renk tercihi. Ben ne dersem o. Şununla başlayalım. Hemen şuradan siyah bir ayakkabı var. Ama ben rahat yürüyemiyorum bunlarla. Şimdi ilk başta biraz zorlanırsın ama sonra alışırsın. Hadi. Gel. Ne yapıyorsun sen yine? Gelinimi hanım yapmaya çalışıyorum Leyla'cığım. Olmaz. Bunlar Zeynep'in yaşına çok fazla. Hı. Sana fikrini soran oldu mu peki? Zeynep'e fikrini soran oldu mu? Hayır yani. Bunlar senin şaşalı zevksizliğine bile uygun değil. Ay bu hanımlar senin asil zevkini yansıtamadılar yani ha? Yo. Ben bu hanımlardan çok alışveriş yaptım. Gusto meselesi canım. Mükemmel. Neresi mükemmel? Hayır yani bunu Volkan da beğenmez ki. Onun daha modern bir tarzı var. Gayet güzel. Buradan devam, böyle. Macide sen ne yapıyorsun? Kayınvalidelik görevimi yerine getiriyorum Leyla'cığım, oldu mu? Bravo. Hayır, yine bir hareketlilik söz konusu. Tekrar ediyorum Levent Hocam, artık Zeynep bu okulun bir öğrencisi değil. Müdür Bey. Ben Milli Eğitim'le görüştüm. Yarışma koşullarına göre Zeynep zaten katılım hakkını kazanmış durumda. Biz bizim okulda yarışma için bir sınav yapacağız. Kazanan öğrenciyle ben gideceğim. Bakın, bir iki gün önce yine bir takım hadiseler cereyan etmiş. Yok kaçmalar, kaçırılmalar. Ya Elif Hoca da işin içinde. Siz nereden biliyorsunuz? Sizinle aynı yerden. Özlem Hoca anlattı. Siz merak etmeyin. Endişelenecek bir durum yok. İnşallah Levent Hocam, inşallah. Okuldayız, farkında mısın? Evet, okuldayız. Sen öğretmen arkadaşlarını müdüre mi şikayet ediyorsun? Pardon? Dua et Elif duymasın. Ayıp ya, aynı evde yaşıyorsunuz, yüz yüze bakıyorsunuz. Ne oluyor ya? Ben baktım sürekli Elif yüzünden fırça yemekten. Ben de senin bu hallerinden baktım. Allah Allah. Hay Elif geldiğinden beri sürekli tartışıyoruz, farkında mısın? Ya ulaştırmasın beni nişanlımı işlerine. Sen neyi kastediyorsun? Hayır. En iyi öğretmen kendisiymiş gibi bir algı yaratıyor da. Hı. Sen de iyi kalplisin, mecbur hissediyorsun kendini. Biz iki meslektaş olarak bir öğrenci için çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Tamam mı? Tamam. Pardon, başka ne olabilirdi ki zaten?
Sen bir yürüsene benimle. Ay, şaptı şeker olmuş. Gösterişli olmuş ama ben beğendim. Ya, sen bir de Zeynep'e sorsana. Şu pantolonlu ceketli kombini de bir denesin. Heh, şunu mu? Hı? Buyurun. Gel canım. Ay. Ay ben buna bayıldım. Ya. Al senin olsun o. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim Macide Hanım. Çok sağ olun. Rica ederim. Fidan için de bir şeyler bak hadi. Tamam. Bakayım. Fidan'ın yaşına uygun bir şey yok orada Şükran. Ay. Aslında şu olabilir. Böyle düğün müyün bir şey oldu mu bunu giyer şıkkıdı şıkkıdı değil mi? Hmm. İyi buldun onu. Bunu Zeynep denesin. Kadıncağız bir tane elbise buldu oradan. Hemen almaya çalışıyorsun elinden. Hiç yakışıyor mu sana Leyla'cığım böyle hareketler? Al sen onu Şükran. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim beğenmediysen söyle canım olur mu? Fark etmez. Hamile gardırobundan da örnekler getirdik. Aa, tabii ya. Çalışmıyor da, okumuyor da. Ne bekleyecek ki? Ay deseniz hadi yakında evimize bebeğimiz gelecek inşallah. Bebek mi? Aa, ne var canım bunda? Ben Ferdi'yi doğurduğumda senden 2 yaş büyüktüm. Kendinize gelin kendinize. Ayıptır ya. Bu kadar da olmaz ki. Bağırma. Bağırırım. Göz göre göre işkence ediyorsun kıza. Elbise olarak mı? Sen ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Şu hale bak. Şu makyaja, saça, tırnaklara bak. Gel kızım gel. Gel. Bak aynaya. Bak kendine. Bu sen misin Zeynep? Gerek yok kardeşim vallahi. Kim lan bu ortamın romantizm seviyesini yükseltiyor? Esma da hiç çiçek sevmez ama. Ya ama bu... Menekşe en sevdiği. Vay be bu kadar isabetli atmış demek. Biri Esma'nın o kısıtlı romantizm listesini tahmin etmiş demek ki. Yani gerçekten şaşıyorum. Şu sıfata da çiçek geldi ya. Hem de en sevdiklerinden. Aman. Sanırsın orkide geldi yani. Atladım menekşe. Ya sussana sen biraz ya. Katen abi ya. Kim yolladı bunları? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. O aklını iyi bir şahsı. Gülen'le bir şey soracağım ya. Sen niye sürekli bizimlesin? Ay ben o kadar meraklıyım ki sizin şu sümsük tayfanızla takılmaya. Ama ne yapayım işte Elif Hoca beni mecbur bıraktı. Şimdi birazdan Zeynep'i arayacağım. Hı. Ondan sonra da kalkıp gideceğiz zaten. Hadi canım sen bir önden git biz geliyoruz. Hadi Gülen. Hadi canım valla. Ay aman iyi be çok meraklıydım ben de sana. Kabusum oldu abi ya. Sensin kabus. Sen kabusun ta kendisisin. Hadi canım hadi. Selametle canım. Ay. Zeynep'ciğim, nasılsın ha? İyiyim. Annemler nasıl? Annemler iyi. Ben de iyiyim Zeynep. Annem seni çok özledi biliyor musun? Ben de onu çok özledim. Gel o zaman Zeynep. Volkan'a söyle getirsin seni. Bilmiyorum Gülendam. Ama annem seni bayağı özledi. Yani rüyasında falan görüyor. Hem onun için çok iyi olur. Mehmet için de iyi olur. Tamam. Bir sorarım şimdi. Süper, tamam. Zeynep, hiç affetmeyecek misin beni sen? Tamam mı? Geliyor mu? Uğraşma diyorum sana şu okulla. Ne diyor okulun önüne götürüyorsun kızı? Oğlum ben uğraşmıyorum, onlar uğraşıyor. Levent hocası geldi sabah. Elif Hanım göndermiş tabii. Gidelim bir görünelim dedim. Ne oldu? Ne çıktı? Okula gitmek istemiyormuş senin karın. Zeynep böyle işte. Sen bunu anlamıyorsun. Zeynep verdiği sözü tutar. Hep de öyle tertemiz kalacak. Zeynep?
Yani öyle olduğu gibi demeyelim ama böyle daha güzel olmuş değil mi? Oğlum bir şey söylesene, kızcağız o kadar uğraştı. Çok güzel olmuşsun yani. Tatlı olmuşsun. Volkan, ben odadayım. Bana sonra bakar mısın be? Tamam. Ne yaptın sen o kıza? Alışveriş yaptım oğlum. Ben bir şeyler verdim ama sen de bir set met, mücevher bir şeyler al kızım. Ne seti, ne diyorsun sen ya? Mahvetmişsin kızı. Benim çevremde bunlardan 1000 tane var. Neden var acaba? Ha? Niye var? Çünkü bizim çevremiz böyle değil mi? Bu kız da bu evin hanımı olacaksa böyle giyinmek zorunda. Tutturdun bir hanım lafı, yandık susmazsın artık. Mahvetmişsin ya kızı. Ne yapsam yaranamıyorum sana. Bir şey yapmasam mı acaba? Ha? Bir kere onu dene yani, bir pişman olmazsın. Bir dene bakalım. İyi git söyle o zaman. Bizim çevremiz böyle. Ama sen bunları üzerinde taşıyamıyorsun. Sen böyle ucuz basit halinle daha güzelsin Zeynep'ciğim de. Hadi git söyle. Delirtecek beni, yemin ediyorum delirtecek ya. Esma, hani tekliflere kapalıydın? Çok konuşmayın lan. Bir menekşeyle oluyorsa biz de bilirdik almasını. Geçen sefer beter ettin adamı. Siz yine dayak mı istiyorsunuz oğlum? O geçen seneydi kızım. O zamanlar kuruluyum sana. Deneme bile. Kes sesini bak, getirme beni oraya. Kesmezsen ne olacak? Hop hop. Ağır ol biraz. Ne oluyor? Oğlum ahmak kız korunur mu lan? Yavaş. Çete misiniz siz be? Oğlum basın gidin, gebertirim ikinizi de ha. Hadi. Hadi. Sen bir bana baksana. Sana gelip beni kurtar diyen oldu mu? Yardıma ihtiyacım vardı, yardım ettim. Sen yardım etme. Kim ne ya? Kim ne biliyor musun? Bilmiyorum işte, onu soruyorum. Senin ailen var ya, senin o ailen olmasaydı Zeynep bugün burada bizimle beraber olacaktı. Biz de onun peşine pervane olacaktık. Farkında mısın? Sen diyemiyorsun, ailen diyorsun. O Volkan Zeynep'in hayatını mahvederken sen bizimle beraber uğraştın mı? Savaştın mı? Savaşmadın. Demek ki sen de onlar kadar kötüsün. Senin gibi kötü bir adam da gelip beni kurtaracağına, ben aslanlar gibi tek başıma kavgama da girerim, dayağımı da yerim, gerekirse de ölürüm. Anladın mı? Anladım. Ya kavga ediyoruz şu anda. Ne münasebet ya? Ne demek Elif bekliyor? Emir Baykaralar'ın evine derse gideceğiz. Çocuklarla dersimiz var. Tamam, gelin dersinizi okulda yapın. Aynı şey değil Zeynep için. İyi tamam, ben de geliyorum o zaman. Ne sıfatla? Ben de öğretmenim ya. İngilizcelik bir durum yok. Tabii. Matematik yarışmasında servet-i fünun soruyorlar değil mi? Yoruldum. Özlem, kızgınım sana, ne olursun daha fazla boğma beni. X'i bulmak için yalnız bıraktım. 3x 21, x 7. Tamam. Önümüzdeki soruya bakalım. Arkadaş ben zorla çalışkan yapılıyorum ya. Kardeşim sen daha Pisagor'u bilmiyorsun yani. Nasıl çalışkan olacaksın? Gülendam. Oğlum sen Pisagor'u bilmiyor musun? Ay hocam, o yolda görse tanımaz. Ay. Komik miydi bu şimdi? Valla bence komik. Sen zaten gülme. Sen gülünce daha bir çirkin oluyorsun. Menekşe Hanım. Tamam. Hadi önümüzdeki sorulara bakalım. Sulandırdınız iyice. Hayır, belki böyle bir anlam ifade eder diyeceğim ama... çalışmaz. Sen ben matematik öğretmeni Pisagor'u bilmiyorsun. Hocam, nasıl gidiyor? İyi gidiyor diyeceğim ama... Levent hocanızı üzmüyorsunuz değil mi? Hayır öğretmenim. Bir de dalga geçiyorlar bizimle. Hadi hadi kaynatmayın. Zeynep akıllı kızdır, anlar. Hadi bakayım.
Demek Zeynep matematik yarışmasına girecek. Herkes bunu bilecek. Ama onlar buna izin verecek. Bilmem. Vermeyecekler mi? Acaba böyle gösterişli şeyler yerine liseyi bitirmeye mi odaklansa? Bu gösteriş değil ki. Onun hayata tutunmasının bir yolu. Daha önce yarışma kazandığı için. Sen de başka bir yol bulamadın, öyle mi? Ayrıca bilmelerine gerek yok ki. Nedir, Milli Eğitim Bakanlığı sayfasını mı takip edecekler? Başka kaynakları da olabilir. Mesela bu evdeki herkesten emin misin? Ben öğrencilerime güveniyorum. Ama senin kastettiğin onlar değil herhalde. Levent mi? Soru işareti. Herkesi kendin gibi zannetme diyorum. Levent de bende o güveni oluşturdu herhalde. Kaç gündür tanıyorsun bu adamı? Öğrencisini satmayacağını bilecek kadar tanıyorum. Peki, diyelim ki aksi bir durum oldu. Zeynep'in bizimle olduğunu söylememesi gereken birine söyledi. Ne yani? Macide Hanım ondan mı haber aldı? Bilmiyorum. Sence? Kim söylüyor sana bunları? Sevgili abin mi? Dikkat et. Dikkat et. Çünkü benim de hoşgörümün bir sınırı var. Ay Macide Hanım. Niye zahmet ettiniz? Çok incesiniz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne zahmeti? Ama şu sizi bizi kaldırsak mı artık diyorum ben ha? Ay lütfen siz dilediğiniz gibi hitap edebilirsiniz. Senin biraz yüzünü güldürmek lazım tabii. Malum Elif'le birlikte yaşıyorsun. Ay sormayın, sormayın. Evde de bu kadar saldırgan mı? Ay Macide Hanım inanılmaz ukala. Bir de görmeniz lazım. Her şeyi o biliyor. Şimdi bir de benim nişanlımı her türlü işine alet etmeye başladı. Çok sinir bozucu. Vallahi sabah geldi ben kendisini biraz uyardım. Kim? Levent size mi geldi? Şekerim böylelerinden korkulur. Baksana benim kayınbiraderim Emir'i iki günde köle etti kendine. Hayır benim nişanlımı hiçbir şey edemez de. Edemez tabii edemez. Çünkü onun ömrü burada uzun olmayacak inşallah. Ya inşallah inşallah Allah'ım nasip et yarabbim. Özlemciğim seni bölgemizin ileri gelen hanımlarıyla tanıştırmak isterim. Ah çok güzel olur. Sizin bir derneğiniz vardı değil mi? Ben de başkanıyım. Ay Macide Hanım, size de şimdi ne yakışır ama başkanlık. Canım benim, ne şekersin. Selam Zeynep. Oha. Ya Zeynep gelemiyorum şimdi, sonra uğrarım ben senin yanına. Ay ben sana haber vermeyi unuttum. Ah, Gülendam. Yarışmaya mı hazırlanıyorlar? Ha. Beni de aldılar zorla aralarına, artık bu evde yaşıyorum ya. Seni? Hı. Derse mi? Hı. Bir bitmedi ha matematiği hayat bilgisi. Bilim köyüne döndük. Aferin size, çalışın. Kız sana ne olmuş böyle? Çok güzel olmuşsun. Biri gibisin. Macide Hanım kuaföre götürdü. Ama seçimler yıkılan zil. Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Bak. Gördüğün gibi herkes yarışmanın derdinde. Tabii. Sen olmayınca okulun dahisi kalmadı ama Berkay var. Levent hocam yeni şampiyon olabilir diyor. Öyle böyle karını tekrar yoldan çıkarırım diyorsun hoca. Yapma. Anne seni bekliyor yukarıda. İstersen sen onun yanına git.